Dikkat dikkat! Dünyadaki tüm ülkelerin ve şehirlerin sakinleri, devasa bir göktaşı dünyaya yaklaşıyor. Şu anda hızı ses hızından birkaç kat daha fazla ve her gün daha da hızlanıyor. Güneş sistemimize girdikten sonra Uranüs, Satürn, Jüpiter ve Mars'ı geçecek. Bu gezegenlerin yerçekimi de göktaşını hızlandıracak. Ve gezegenimiz göktaşının varacağı son nokta olacak. Evet, çarpışma kaçınılmaz. Bilim insanlarına göre Everest Dağı boyutundaki bir göktaşı gezegenimizin tümünü imha edebilir. Bu felaket 350 gün içinde gerçekleşecek. Sokaklarda büyük panik var. İnsanlar sığınak satın alıyor veya inşa ediyorlar. Dünyanın her yerinden bilim insanları ve gökbilimciler bir çözüm bulmak için bir araya geliyorlar. Çarpışmayı engellemenin tek yolu o cismi yok etmek. Evet, güçlü bir roket göktaşını yüz binlerce parçaya bölebilir. Bu durumda dünyaya meteor yağacak, ancak bu dünyamızın tamamen imha olmasından iyi. Bir yıldan kısa bir süre içinde birkaç güçlü roket imal edildi. Ardından gökbilimciler dünyanın en iyi teleskoplarını kullanarak benzersiz bir rota sistemi oluşturdu. Ve şu an göktaşının güneş sistemimize girmesini beklememiz gerekiyor. Bütün insanlar son derece üst donanımlı sığınakların olduğu tek bir kıtaya taşınmaya başlıyor. Göktaşına sebep olacağı hasarı tahmin etmek imkansız olduğundan, çarpışmayı beklemek için insanları son derece büyük ve güvenli bir yerde koruma altına almak daha iyi bir çözüm. O an geldi. Göktaşı Uranüs'ün yanından geçiyor. Hızı artıyor. Şimdi devasa uzay cismi ışık hızından yalnızca 10 kat daha yavaş hareket ediyor. Bilim insanları roketleri havaya fırlatıyor. Göktaşı Satürn'ün yanından geçiyor ve halkalarının bir kısmını yok ediyor. Göktaşının yörüngesi değişiyor. Kavisli bir rotayla diğer gezegenlerin yanından geçip hızlanıyor ve şimdi dünyaya doğru yöneliyor. Roketler arkalarında uzun alev izleri bırakarak ses hızına ulaşıyorlar ve göktaşına yaklaşıyorlar. Mars'ın yakınlarında bir çarpışma oluyor. Roketler hedefi vuruyor. Göktaşı patlıyor ve milyonlarca parçacığa ayrılıyor. Parçaların hepsi farklı yönlere uçuşuyor ve dünya kurtarılıyor. Şu anda dünyanın çevresindeki uydular büyük bir enerji patlamasını kayda alıyorlar. Göktaşının ufak bir bölümü dünyaya doğru ilerliyor. Parça o kadar küçük ki yaklaşık bir kum tanesi büyüklüğünde. Ama patlama onu hızlandırmış durumda ve şu an o kum tanesi ışık hızının %99'una karşılık gelen saniyede 297 bin kilometrelik bir hızla dünyaya yaklaşıyor. Bu hızdaki minicik bir parçacık bile neredeyse göktaşının tamamının sahip olduğu yıkıcı güce sahip. Kum tanesi Ay'a yaklaşıyor. Birkaç saniye daha geçiyor. Artık gezegenimize çarpacak. İnsanların tamamı nefesini tutmuş olacakları bekliyor. Kum tanesi fizik kanunları nedeniyle inanılmaz bir güç kazanıyor. Bir cismin hızı ne kadar fazlaysa kütlesi ve enerjisi de o kadar artar. Kum tanesi ışık hızına yakın bir hıza ulaştığında enerjisi ve kütlesi inanılmaz derecede artmaya başlıyor. Küçücük kum tanesini görmeniz bile imkansız ama şu an içinde bütün bir kıtanın kütlesi saklı. Kum tanesi ışık hızına ulaşırsa kütlesi sonsuz olacak. Ve sonra bir kara delik ortaya çıkacak. Bu durumda gezegenimizdeki tüm canlı ve hatta cansız varlıklar yok olacak. Ağaçlar, denizler ve okyanuslar, tüm şehirler, ülkeler ve kıtalar, hava, ses, atmosfer, dünyadaki her molekül, yani her şey ama her şey inanılmaz çekim kuvveti yüzünden kara deliğin içine çekilecek. Sonra gezegenimizden eser kalmadığında kara delik bu sefer ayımızı ele geçirecek. Çekim kuvveti artacak ve güneş sisteminin diğer gezegenlerini bir bir yutacak. Bir süre sonra da güneşe ulaşacak. Yıldızımız spagetti gibi binlerce şeride ayrılıp uzaya muazzam miktarda enerji yayacak. Bu ikinci bir kara deliğin doğuşunu tetikleyebilir ama neyse ki ışık hızı %99 düzeyinde kaldığında bu her şeyi değiştirebilir. Zaten kütlesi olan hiçbir cisim ışık hızına ulaşamaz. Kum tanesi dünyanın atmosferine giriyor. Dışarıdan bakıldığında gökyüzünü delip geçen kör edici bir meteor gibi görünüyor. Ufacık tane atmosferin katmanlarının içinden geçtiğinde ısınıyor. Yüzlerce kilometre yarı çapındaki bulutlar yanmaya başlıyor. Gökyüzü kristal berraklığına ulaşıyor. Ağır çekimde izlerseniz moleküller parçalandığı için havanın iyonlaştığını görebilirsiniz. Doğada bu süreç şimşek çaktığı sırada meydana gelir. Güneşimizin de iyonlaştırıcı bir enerjisi vardır ve bu havayı dezenfekte eder. Göktaşı ardında bir ozon deliği bırakıyor. Yani şimdi bu nokta uzaydan gelen radyasyondan ve ultraviyole ışığından korunmuyor.
kum tanesi doğrudan Güney Okyanusu'nun merkezine uçuyor. Patlamaya en yakın kıta Antarktika. Kum tanesinin çevresindeki hava ısınıyor ve okyanusun soğuk sularıyla karışarak kasırgalar oluşturuyor. Kum tanesi okyanusun yüzeyine yaklaşır yaklaşmaz su kaynamaya başlıyor. Cismin sıcaklığı ve enerjisi o kadar fazla ki su buharlaşıyor, ancak buhar molekülleri anında yanıyor ve binlerce litre su yeryüzünden buhar olup uçuyor. Kum tanesi önceden buharlaştırdığı için suyun yüzeye dokunmadan evvel ilk birkaç metre suyun içinde düşmeye devam ediyor. Sonra okyanusa giriyor ve güçlü bir patlamaya neden oluyor. Yüz milyonlarca litre su sıcaktan dolayı köpürüp kaynıyor. Okyanusun 100 kilometre yarıçapında bir alanını çok parlak bir ışık kaplıyor. Güneş ışınlarının daha önce hiç nüfuz edemediği derinlikler neredeyse bir havuzun dibi gibi şeffaflaşıyor. Eski bir batık geminin enkazı güçlü patlama nedeniyle atomlarına ayrılıyor. Karanlıkta yaşayan ve daha önce hiç bilinmeyen deniz canavarları ve dev mürekkep balıkları parlak ışıktan korkuyor ve yüzerek oradan uzaklaşıyor. Nihayetinde kum tanesi okyanusun dibine dokunuyor ve yer kabuğunun derinlerine iniyor. Kum tanesi dünyanın çekirdeğine ulaşırsa gezegen büyük olasılıkla inanılmaz bir enerji dalgasıyla infilak edecek. Neyse ki böyle bir şey olmuyor. Okyanus ve tabanının direnci kum tanesini yavaşlatıyor ve enerjisini yok ediyor. Bu tektonik plakalarda hafif bir kaymaya neden oluyor. Ancak dahası var. Çarpışma sonrası devasa dalgalar oluşuyor ve bu bütün okyanusa yayılıyor. Patlama dalgası muazzam tsunamilere sebep oluyor. Bir su birikintisine küçük bir taş attığınızı düşünün. Aynı şey okyanusta da oluyor. Büyük dalgalar kıyılardaki şehirlere yaklaşıyor. Neyse ki insanlar bu şehirlerden tahliye edildi. Ancak tek bir kum tanesinin neden olduğu hasar yüzlerce trilyon dolara mal olacak. Evler yıkılıyor, yollar sular altında kalıyor. Bir süre sonra kasırgalar eşliğinde yağmur yağmaya başlıyor. Kum tanesinin buharlaştırdığı okyanus suları devasa fırtına bulutlarına dönüşüyor. Rüzgar bulutları kıtalara doğru sürüklüyor. Ve tsunamilerden sonra ülkelerin tümünü sular altında bırakan uzun süreli yağmurlar başlıyor. Birkaç gün sonra doğal afetler hala devam ediyor. Güney Okyanusu'nun sıcaklığı birkaç derece artıyor. Çarpışma bölgesinde kaynayan sular Antarktika buzullarını eritiyor. Milyonlarca buzdağının erimesi sebebiyle okyanusların su seviyesi yükseliyor. Bazı kıtaların kıyı kesimleri sonsuza dek sular altında kalıyor. Fırtına bulutları sahra ve diğer çöllere ulaşıyor. Tektonik plakaların yer değiştirmesi bazı kıtalarda depremlere neden oluyor. Uyuyan yanardağlar uyanıyor. Gökyüzünü volkanik küller kaplıyor. Bu küllerin yere inmesi aylar alacak. Başlangıçta bu, dünyadaki yaşam koşullarını zorluyor. Bitkilerle canlıların hiçbiri yeterince güneş ışığı alamıyor. Ağaçlarda ve deniz yosunlarında fotosentez süresi sekteye uğruyor. Oksijen üretimi duruyor. Bu yüzden nefes almak zorlaşıyor. Gezegenin atmosferini dolduran hava yavaş yavaş tükeniyor. İnsanlar yeni koşullara artık uyum sağlamak zorunda. Hem karada hem de okyanusta yeni şehirler kuruluyor. Fotosentez için yapay aydınlatmalı tarlalar oluşturuluyor. Neyse ki kül yere çöktüğünde tüm sorunlar sona eriyor. Yanardağlardan akan sıcak magma kimyasal elementler ve mineraller açısından zengin olduğu için yararlı olabilir. Külle birlikte farklı besin maddeleri toprağa iniyor ve toprak bu sayede gübreleniyor. Bitkiler, ağaçlar, meyveler ve sebzeler inanılmaz bir hızla büyüyor ve büyük miktarda oksijen üretiyor. Sahra çölü şimdi çiçek açan bitkilerle doluyor ve çölden çok çiçeklerle bezenmiş bir çayıra benziyor. Kum tanesi gezegeni yok etmek yerine yeniledi.